Adıyaman'da çoğunluğu devlet desteğiyle kurulan modern badem bahçeleri beyaza büründü. Beyaza bürünen ve eşsiz güzelliğiyle etkileyen badem bahçeleri görenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzünden görüntülenen badem bahçeleri görsel şölen sundu. Badem yetiştiriciliğinde Türkiye'de ilk sırada yer alan Adıyaman'da son 8 yılda badem ekili alan 20 kat arttı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bu yıl yeni bir uygulama başlattı. Badem üreticileri ile arı üreticileri bir araya geldi. Badem bahçelerine bırakılan her bir arı kovanı için badem üreticileri arı üreticilerine 18 TL ödeyecek. Böylelikle arılar badem bahçelerinde verimi artıracak. Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman'da yaklaşık 80 bin dekar badem bahçesinin olduğunu belirtti. Adıyaman ilimizde şu anda yaklaşık 80 bin dekar badem bahçesi kurulumu mevcut. Şu anda Türkiye'de badem üretiminde birinci sıradayız. Yetiştiricilikte de birinci sıradayız. Her gün bu alanlar gittikçe artmaya başladı. Badem bahçelerin kurulumuyla beraber ilimizde bademin sanayiye dönük işlenmesi de iyice yer etmeye başladı. İş daha ileri bir noktaya gitti. Özellikle arıcılarımız da badem bahçelerinde faydalanmaya başladı. Biz bu yıl Arıcılar Birliği ve Badem Üreticiler Birliği'ni biz bir araya getirdik. Badem bahçelerine arılarını getiren arıcılarımıza badem bahçesi sahipleri 18 TL kovan başına destek verecekler. Dolayısıyla yani bademin ilimizde gelişmesi beraberinde birçok üretim alanlarını ve birçok iş alanlarını açtı. Ciddi bir gelir kapısı olmaya başladı.